Hoş geldiniz. Size bir annenin feryadını okuyacağım. Çocuğumun elini kolunu bağladı, dövdüler. Ben ağladığımı duymasın diye dudaklarımı ısırarak dinledim çocuğumu. Elini kolunu bağlayıp dövdüler. Benim de burada elim kolum bağlı. Çocuğumun yaralarına merhem veriyorlar mı bilmiyorum. Daha yeni. Sosyal medyada trend topik olmuş. Silivri'de işkence var diye. Bu hanımefendi Silivri'de hükümlü Muhammed Taş'ın annesi. Bir başka genç çocuk daha. O da yine aynı feryatta bulunuyor. Tunahan Kurt. Sayın Bakanım, bu olay gündemde. Haberinizin çoktan olması gerekiyor idi. Olmadı ise ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir vekili olarak burada halkın huzurunda bu olayı size ihbar ediyorum. Sosyal medyada dünden beri trend topik olmuş, Silivri'de işkence var ifadelerini kamuoyunun önünde ya aklamak zorundasınız ya cezalandırmak zorundasınız. Bu ülkeye böyle bir karanlığı yaşatamazsınız. Ama bunun kaynakları var. Türkiye tercihlerini değiştirmeye başladı. Türkiye'de ilginç bir 90'lı yıllar özlemi birdenbire önümüze düştü. İflas etmiş 30 yıl öncesinin fikriyatını tekrar Türkiye'nin önüne teslim olmuş bir pozisyonla sokuyorsunuz. Buradan çıkmamız lazım. Buradan çıkmamız lazım. Türkiye'ye aynı şeyleri tekrar yaşatmayın. Unutmayın ki sizi iktidara taşıyan o 90'lı yılların işkenceleriydi, haksızlıklarıydı, hukuksuzluklarıydı, eşitsizlikleriydi. Yaşatmayın Türkiye'ye bir daha bunları. Ha, dener misiniz? Deniyorsunuz. Yaşatabilir misiniz? Allah yolunuzu açık etsin. Gidicisiniz, yaşatamazsınız. Geleceğiz, Türkiye'ye eşitliği, kardeşliği, adaleti, hukuk devletinin tadını kana 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 içireceğiz. Sayın Genel Başkanımızın çokça ifade ettiği Şirazi'nin bir lafı var. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış, bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. O nehir biz olacağız. Akacağız, akacağız, akacağız. Bu topraklardaki bütün kadim uygarlıkların insanları barış ve kardeşlik içinde yaşayacak. Siz ne yaptınız? Siz gayet iyi niyetli olarak bir reform ifadesi sahaya taşıdınız. Birdenbire ortaklığınız çatlar hale geldi. Arkasından Türkiye'de tehditler havada uçuşur hale geldi. Bu 90'lı yıllar diye ifade ettiğim tablonun ayak seslerinizi partinizin içinde de duyar hale geldik ve partinizin kurucularından birini linç ettiniz. Sayın Bakanım, reform lafını önce siz söylemiştiniz. Bence güzel bir söz. Reform yapılacaksa sizin yıktıklarınızın üzerine yapılacak. Onu siz yapamazsınız. Onu gelir biz yaparız. Ama iyi niyetli. Destek olalım tabii. Güzel şeyler yapacaksanız elinizden tutalım. Getirin o güzel yasaları buradan geçirelim. Ama reform sadece bir yasa meselesi değil. Reform bir zihniyet meselesi. Reform bir zihniyet meselesi. Anayasa Mahkemesi'ne kararlarına uymayan hakimlerle reform yapamazsınız. Grup başkan vekilimizin ayaklı seyyar gladyatör dediği 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanıyla da yapamazsınız bunu. Az önce burada sevgili dostumuz Çorum milletvekilimizin söylediği kariyer meraklısı hastalıklı isteklerle de yapamazsınız. Reform bir irade meselesidir, bir duruş meselesidir, bir ilkesel meseledir, bir toptan kapsayıcılık meselesidir. Sizin dışınızdakileri de varsayma meselesidir. Dün akşamdan beri bir ırkçılığa karşı söylem var. Avrupa faturasını ödedi. Paris Saint Germain takımı hemen refleks verdi. Hepimiz karşı olmamız gerekiyor. İnsanlık suçudur. Ama burnumuzun dibinde de insanlık suçları işleniyor. Niye karşı olamadınız? Niye dilsiz şeytansınız? Niye sesiniz çıkmıyor arkadaşlar? Ama ben size söyleyeyim. Burnunuzun dibindekileri görmediğiniz sürece, yani cumartesi annelerini görmediğiniz sürece, yani KHK'lıları görmediğiniz sürece, yani bu ülkede feryat eden yoksulları görmediğiniz sürece, yani bu ülkenin bir bölgesindeki bütün halkın iradesini yok sayıp kayyımlarla idare etmeye devam ettiğiniz sürece, yani sizin bu baskıcı, totalist, otoriter mantığınız devam ettiği sürece siz bunları göremezsiniz. Bunları ancak biz görürüz. Bunları ancak biz görürüz. Diyarbakır anneleri dahil olmak üzere
çifte standartlı olmayacaksınız. Hem cumartesi annelerini. Sayın Başkanım bir... Tamamlayın sözlerinizi. Hem cumartesi annelerini hem Diyarbakır annelerini hep beraber görmemiz gerekiyor. Ama siz sınıfta kaldınız. Bu sizin işiniz değil. Siz emekli oldunuz. Biliyorum. Biliyorum. Siz ne olacaksınız biliyor musunuz? Sayın Genel Başkanımızın burada söylediği gibi kendinize bile hesap veremeyeceksiniz. Emekli olup bu meclisten gideceksiniz. Sizin yerinize pırıl pırıl insanlar gelecek ve bu ülkeyi çok da güzel yönetecekler. Ama ne yaptınız? Ama ne yaptınız? Kurşun asker lafına çok takıldınız ya Sayın Genel Başkanımızın. Kurşun yargı da yarattınız. Buradan yargının o yürekli insanlarını tenzih ediyorum. Çok kaliteli insanlar var yargıda. Onlara sesleniyorum. Ne olursunuz biliyoruz. Kan kusuyorsunuz, kızılcık şerbeti içiyorsunuz. Biraz daha tahammül edin. Çok lazımsınız. Bugün de lazımsınız, yarın da lazımsınız. Yanınıza monte edilmiş olan kurşun askerler sizin yanınızda hiçbir değer taşımıyor. Hep beraber bu ülkeyi aydınlık, müreffeh, güzel bir geleceğe hazırlayacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.